Sevgili seyirciler, Eko Gündem'de bu hafta rotamızın ilk durağını Gaziantep oluşturuyor. Biyolojik gölete sahip tabiat parkı, parkın enerji ihtiyacının %80'ini karşılayan güneş tarlası, çöpün ekonomiye geri kazandırılabilir kısmını tanımlayan MÖP projesi ve bir dünya yeşil adını taşıyan Her Bahar Bir Orman kampanyası. Her biri çevre ödüllü çok sayıda projenin mimarı Gaziantep'te Nezih ilçe Şehit Kamil'in belediye başkanı Rıdvan Fadıloğlu'yla çevreci yatırımları konuşuyoruz. Gaziantep'in 3 metropol ilçesinden ikinci büyüklükte olanı Şehit Kamil, 650 bin nüfusuyla Türkiye'nin 9. büyük ilçesi konumunda. Rutin belediye hizmetlerinin bir adım ötesine geçip Türkiye'ye örnek teşkil eden projelerle adını duyuran Şehit Kamil'in belediye başkanı Rıdvan Fadıloğlu'yla görev süresinde hayata geçirdikleri çevreci projeleri konuşuyoruz. Fadıloğlu, hizmet verdikleri Şehit Kamil bölgesini Eko Gündem izleyicilerine tanıtarak söze başlıyor. Bu bölge Şehit Kamil olarak Gaziantep'in kuzey yakasındaki bulunan bölge. Şehrin güney yakasını Şahinbey, kuzey yakasını Şehit Kamil bölgesi oluşturuyor. Şehri ortadan ikiye bölen bir Alleben deremiz var. O Alleben deresinin kuzey yakasındaki kalan kısım Şehit Kamil bölgesi. Öncelikle gelişmiş sanayisi ve yemek kültürüyle akla gelen Gaziantep, yeşil alan itibariyle zengin sayılmaz. Bu durumu tersine çevirmek, sosyal sorumluluk gereği yeşil alan yaratma çabalarıyla aşılıyor. Şehit Kamil Belediyesi böyle bir çabanın neticesinde saklı bir cenneti ortaya çıkarıyor. Gaziantep hakikaten üretim merkezi, fakat diğer taraftan yeşil ve su açısından çok yoksun bir şehir. Bu içinde bulunduğumuz ortam babalarımızın 1950'li yıllarda dikmiş olduğu el dikmesi bir ormandı. Burası daha önceden orman işletmesi tarafından piknik alan olarak birisine kiraya verilmişti. Biz göreve geldikten sonra özellikle buranın belediye tarafından kiralanmasını uygun gördüğümüz için burayı belediye olarak kiraladık ve hemen burada faaliyete başladık. İlk yaptığımız iş özellikle vatandaşlarımızın rahat piknik yapabilmeleri açısından piknik alanını revize ettik. Buradaki su ve elektrik hatlarını yeniledik. Alanının revize edilmesiyle yetinmiyor Rıdvan Fadıloğlu ve ekibi. Herhangi bir kimyasala ihtiyaç duymaksızın kendi kendini temizleme özelliğine sahip biyolojik göl için ilk adım atılıyor. Daha farklı neler yapabiliriz diye ekibimizle oturduk, tartıştık. Bu tartışma neticesinde ağaçsız alan bir alan vardı. Bu alan içerisinde Türkiye'deki kamu kuruluşlarının içerisindeki en büyük biyolojik göleti hayata geçirdik. Bununla kalmadı, artık o bize yetmedi, daha doğrusu vatandaşlarımıza yetmedi. Ondan sonra kuru bir dere yatağımız vardı. Bu dere yatağının üzerinde de 13 tane kaskattan oluşan güzel bir biyolojik şelale oluşturduk. Tabii yalnızca bu su hareketi değil, etraftaki yeşil alan hareketleriyle birlikte biz burayı harekete geçirdik. Genelde çamın altında ot bitmez derler ama gördüğünüz gibi çok şükür çamın altında yemyeşil çimenler ve bunun yanı sıra mevsimlik çiçekler var. Piknik eğlence hayatının vazgeçilmezi oluyor Antep'te. Ailece geçirilecek güzel vaktin nitelikli hizmetle buluştuğu Dülük Tabiat Parkı, hafta sonları 40 bine yakın Antepli'nin ziyareti sonucu elden geçiriliyor, ortak kullanım alanlarının sayısı artırılıyor. Özellikle çocuklara yönelik birçok aktiviteye imkan sağlanıyor. Gaziantep çalışmayı çok seven, bir o kadar da eğlenmeyi seven bir şehir. Onun için hafta içi çalışıp hafta sonunda eğleneceği bir mekana ihtiyaç vardı. Burası öyle yoğun bir misafir ağırlıyor ki Ramazan'dan önceki hafta sonu 7500 araç girişi söz konusu. Bu yaklaşık 35 bin kişi demektir. 35 bin kişinin aynı mekanda her türlü hizmeti alması da kolay değil. Onun için bu kadar geniş bir alanda bizim yeniden reorganizasyonumuz söz konusuydu. Yeni mescit alanları, yeni lavabolar, tuvaletler, bulaşık yıkama alanları, insanların rahat gelip geçebileceği şekilde yön uygulamaları, yol uygulamaları yaptık ki burada hafta sonu vatandaşlarımız rahatlıkla eğlenebilsin. Yeşil
Yeşil alana yapılan yatırım, enerjiye yapılan yatırımla perçinleniyor Şehit Kamil'de. Zira göl suyunun devir daimi için gerekli enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarından güneşle sağlanıyor. Doğal hayat, doğal enerji sloganıyla hayata geçirilen ve Türkiye'de ilk defa yasal izni Şehit Kamil Belediyesi tarafından alınan güneş panelleriyle günde 200 kW'lık enerji üretiliyor. Bu suyun 24 saat devri daim etmesi gerekiyor. Biyolojik göletin özelliği oksijenle zenginleşip herhangi bir kimyasala gerek kalmadan devamlı temiz kalmasını sağlamak. Bunun için de bir enerji gideri söz konusu. Bu enerji giderini minimize etmek adına, özellikle bütçemizden kaynak çıkartmamak adına yukarıda tepedeki bir alanda 300 metrekarelik bir yerde güneş enerji panelleriyle biz enerji üretiyoruz. Bu üretmiş olduğumuz enerjiyi de buranın enerji giderinin yaklaşık %80'ini karşılayarak dengelemiş oluyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda sıfır emisyonlu bir enerjiyle doğaya zarar vermeden enerji elde ediyoruz. Diğer taraftan herhangi bir kimyasal kullanmadan, doğaya zarar vermeden suyu filtre ediyoruz. Bu suyla birlikte doğal hayatın içerisindeki kuşlar, böcekler gelip buradan faydalanabiliyor. Tabii bunun hepsi bir denge unsuru. Bunu mutlak surette düşünmek lazım. Artık belediyeler standart yapılan işlerin dışında farklı projeler üretmesi gerekiyor. Biz de Şehit Kamil Belediyesi olarak bu konuda neler yapabilirizin hep birlikte ekibimizle kaygısını taşıyoruz. Belediyenin daha iyiye, daha güzele, daha doğala ulaşma kaygısı halka da yansıyor. Duyarlılık gösterip yatırımlara sahip çıkan Şehit Kamil halkı, sosyal sorumluluk hareketinin en önemli parçası haline geliyor. Türkiye'ye örnek teşkil eden ödüllü MÖP projesi böyle bir duyarlılık paylaşımıyla doğuyor. Bu mekanları yapmak mesele değil, bu mekanların işletimi söz konusu. Buradan çıkacak atıklar, bu çevreye zarar verecek unsurların bertaraf edilmesi söz konusu. Tabii bununla ilgili olarak da son dönemlerde özellikle çöp depolama alanlarında alan kaybının ortadan kalkması, bunun yanı sıra yeraltı sularına ağır metallerin işlememesi açısından geri dönüşümü olan her unsurun mutlak surette toplanması gerekiyordu. Tabii bu bir anda olabilecek bir işlem değildi. Biz burada bir farkındalık yaratmak adına, toplumsal bilinci artırmak adına çöp MÖP diye bir proje oluşturduk. Çöpün evsel atıklar olarak değerlendirildi. MÖP'ün ise geri dönüşümü olan unsurların tamamına MÖP diyerek MÖP'leri biz geri kazanımını sağlamaya çalıştık. Bununla ilgili yine Türkiye'de örnek olabilecek ödüllü proje olan bu projede biz normal şartlarda yurt dışından ithal edilmesi gereken tesisi Türkiye'de yaptırarak şu anda mevcutta şehrin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek bir ayrıştırma tesisi oluşturduk. Kaynağında ayrılması, ekonomiye kazandırılacak değerlerin oranına pozitif yönle etki ediyor. Çöple MÖP'ü ayırt eden halk, kamu kurumlarına, okullara, hastanelere, sokaklara koyulan MÖP kutularına attıkları cam, metal, plastik atıklarıyla daha yeşil ve yaşanılabilir bir çevre oluşturulmasına katkı sağlıyor. Nasıl amacımız? Karışık olarak gelen unsurların ayrıştırılması değil, zamanla bunun yerinden ayrıştırılarak, yani evde plastiğin, kağıdın, camın ayrıştırılabilmiş halini yapmaya çalışacağız. Bu bir anda olmuyor. Onun için öncelikle geri dönüşüm olan unsurları bir noktada toplayıp bunu kendi ayrıştırma tesisimizde ayrıştırdırıp ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de biz bir ticari kaygı taşımadık. Çünkü belediyeler hizmet üreten kuruluşlardır. Fakat yapmış olduğu yatırımların da feasible olması gerek. Yapmış olduğumuz bu tesisi açık ihaleyle özelleştirerek kiraya verdik. Ve almış olduğumuz kirayla biz zaten yatırımımızı 2 senede amorti etmiş oluyoruz. Diğer taraftan da vatandaşın ayrıştırılabilecek ürünleri ayrı şekilde ayrıştırmasına katkı sağlamış oluyoruz. Şehit Kamil'de bir günde tam 700 ton çöp toplanıyor. Bunun %23'ünü oluşturan ambalaj atıkları MÖP olarak ifade ediliyor ve ayrıştırılan MÖP miktarı bir günde 12 tonu buluyor. Çoğu kadınlardan oluşan 30 kişinin çalıştığı 120 ton ambalaj atığı ayrıştırma kapasitesiyle kurulan tesiste yerli sistemlerin kullanılıyor olması da projede altı çizilmesi gereken bir başka önemli nokta oluyor. Son bir yılda 4000 ton MÖP toplamışız.
Bunun karşılığında 656 bin litre fuel oil tasarrufu sağlamışız. 42 bin tane ağacın kesilmesini ortadan kaldırmışız. Bu şekildeki yapılan faaliyetleri biz artırdıkça vatandaşlar bunun ekonomik değerinin olduğuna farkına varınca çevreye de duyarlı olmak adına daha da artacak. Amacımız çöp olarak gidecek olanlar yalnızca evsel atıklar olsun, geri dönüşümü olan bütün unsurları biz toplayalım. Çocuklar ve kadınlar projede ayrı bir öneme haiz diyor Başkan Rıdvan Fadıloğlu. Yıl boyunca 51 okulda 50 binden fazla öğrenciye bilgi veriliyor. Ekipler kapı kapı dolaşıp MÖP'ü anlatıyor. İçerik ve alınan sonuç itibariyle kampanya öyle başarılı oluyor ki katı atık ayrıştırma tesisi MÖP projesi Türkiye'ye örnek gösteriliyor. Yaşanabilir şehirler ve estetik konulu yarışmada dereceye giren proje Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendiriliyor. Aynı projeyi Halkla İlişkiler Derneği de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülüne layık görüyor. Özellikle hedef kitle olarak çocukları, ev hanımlarını, iş yeri sahiplerini aldık. Bu konuda da üniversiteyle birlikte çalışıyoruz. Yaklaşık 600 tane üniversitedeki öğrenci kardeşimiz de ev ev, dükkan dükkan, okul okul dolaşarak çocukları bilinçlendiriyoruz. Velileri bilinçlendiriyoruz. Mesela bunun yanı sıra çöp möp derken çöp çatanın yanına bir de möp çatan koyduk biz. O da özellikle bu MÖP'ün oluşturmuş olduğu bir çizgi film kahramanı. Çocuklara sıcak gelmesi açısından, zihinlerinde yer edebilmesi açısından böyle bir projeyi hayata geçirdik. Bunun reklam kampanyası da hakikaten ayrıca ödüle tabi tutuldu. Türkiye Halk İlişkiler Derneği tarafından Türkiye'de sayılı projelerden bir tanesi olarak seçildi. Bu bize gurur veriyor. Ekibimize adına ben çok çok teşekkür ediyorum. Başarıyı üstlenme noktasında tevazu gösteren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ekip çalışmasının önemine işaret ediyor. Ekip çalışması neticesinde bunlar ortaya çıkıyor. Her kademesinde görev alan arkadaşlarım hem ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyor, hem toplumsal bilinci artırmış oluyor. Demin bahsettiğiniz gibi yeşili korumak adına, toprağı korumak adına, suyu korumak adına bu faaliyetin de mutlak surette yapılması gerekti. Logomuz bile çevreciliği sindiren bir belediye olduğumuzun göstergesi diyen Başkan Fadıloğlu, yeşil alanları artırma gayesiyle her yıl iki kez fidan diktiklerini de sözlerine ekliyor. Şehit Kamil Belediyesi çevreci bir belediyedir. Bunu logosundan da algılayabilirsiniz. Logosunda Şehit Kamil'in tarihini yansıtırken içerisindeki yeşille çevrecili, köklü bir ağaç formatıyla da köklü geçmişi olan bir ilçedir. Biz çevreye ve doğaya sahip çıkacağımızı söz vermiştik. Bunun yanı sıra ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlayacağımızı söylemiştik ki her sene Mart ve Ekim aylarında çok geniş alanlara öğrencilerimizle birlikte ağaç dikmeye devam ediyoruz. Çevreci bir belediye olarak faaliyete başladık. Bu şekilde de devam ettireceğiz. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, başkanlık döneminin başında vaat ettiği projeleri yerine getirmenin ve bu projelerden pek çoğunun da ödüle layık görülmesinin gururunu yaşıyor. Yakın dönemde seçime giriyoruz. Mutlaka seçim strateji içerisinde bizim de projelerimiz var. Ancak biz biliyoruz ki milletimizin teveccühü olur ise biz bu konuda seçim çalışmalarında bu beyannamemizi ortaya koyacağız. Bundan 5 sene önce olduğu gibi biz bir seçim beyannamesi ortaya koyduk. Yapacaklarımızı ortaya koyduk ve bunları her ay check ettik. Bugün şu yapıldı, bugün bu yapıldı. Allah'a şükür bugün bu noktaya geldiğimizde 5. yılın içerisindeyken bizim taahhüt edip de yapamadığımız bir projemiz yoktur. İnşallah bundan sonraki süreçte bir dahaki dönem adaylığımız söz konusu olursa bunları da sizler vasıtasıyla vatandaşlarımızla paylaşacağız. Çevreci bir mesajla sözlerini noktalayan Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çevre duyarlılığının göle atılan taş misali yayılması dileğini paylaşıyor. Herkesi yeşile sahip çıkmaya davet ediyor. Milletimizin emaneti olan bu doğayı bizler korumak için varız. Biz belediye olarak ekiplerimizle birlikte buraları daha iyi hale getirmek için uğraş veriyoruz.
bu ürünler meydana çıktıktan sonra artık emaneti milletimize ait. Milletimizin bunlara sahip çıkıp bunları koruması yönünde bizim talebimiz var. Ben sizler vasıtasıyla vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bunların da korunacağına inanıyorum.